Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte permütasyon kombinasyon binom olasılık konumuzun ilk alt başlığı olan toplama yoluyla sayma yöntemini işleyeceğiz. Bakalım bu yöntem nasılmış? Hemen okuyalım. Ayrık iki kümenin birleşiminin eleman sayısını bulmaya toplama yoluyla sayma yöntemi denir. Buradaki dikkat edeceğimiz hususlardan biri ayrık iki tane kümemiz olacak. Yani kümelerin ortak yönü olmayacak. Tamam mı? Bir de neye dikkat edeceğiz soru çözerken? Eğer bu yöntemi dediğimi anlamadıysak bu kısmını soru kısmında veya yazıyorsa soru kısmında bilgi kısmı demiyorum. Soru kısmında veya yazıyorsa o zaman da biz ne diyeceğiz? Burada toplama yapacağım diyeceğiz. Şimdi sorularımıza bakalım. Soru üstünde görelim. Ali'nin farklı 4 pantolonu ve 3 gömleği vardır. Buna göre Ali bir pantolon veya bir gömleğini kaç farklı şekilde seçebilir? Bakın soru kısmı ne? Ali bir pantolon veya bir gömleğini kaç farklı şekilde seçebilir? Soru kısmında ne var? Veya var. Değil mi? O zaman ne yapıyorum? 4 ile 3'ü toplayıp cevabı 7 buluyorum. Birçoğunuz diyecek ki ama hocam burada V var. Bakın bu bilgi kısmı. Bilgi kısmında 4 pantolon ve 3 gömlek vardır diye bize bilgi vermiş. Ben ne dedim? Soru kısmında veya bağlıcı olunca hemen ne yapacağız biz? Toplama. Ayrıca olaylarımız ayrık olay olacak. Burada bir de gençler bakın. Bir pantolon veya bir gömleğini seçsin diyor. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Ali gardırobunu açtı. 4 pantolonu, 3 gömleği var. Yani toplam 7 kıyafeti mi var? Bu 7 kıyafet arasından bir kıyafet seçecek. Yani şöyle demiyor soru. Bir pantolon ve bir gömlek seçsin demiyor. Yani aynı anda gömlek seçip pantolonu da kullanmayacak. Aynı anda pantolonu da seçmeyecek. 7 kıyafet arasından bir kıyafet seçecek. Kaç farklı seçeneği var Ali'nin? 7 farklı seçeneği var. Buna çok dikkat etmeliyiz. Devam ediyoruz. Şimdi Nur'un 5 farklı şalı ve 7 farklı şapkası vardır. Buna göre Nur bir şal veya bir şapkayı kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi yine Nur gardırobunu açıyor. 5 tane şalı var, 7 tane şapkası var. Yani 12 tane aksesuarı mı var? Bu 12 aksesuar arasında bir tane seçecek. Kaç farklı seçim yapabilir? 12. Ya da ne demiştik? Veya bağlacını görürseniz de ne yapacaksınız? Toplama yapacaksınız demiştik. Aynı mantık. Devam edelim. Bir hastanede 5 kadın doktor ve 4 erkek doktor çalışmaktadır. Buna göre bu hastaneden bir kadın doktor veya bir erkek doktor kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi ben bir kadın doktor seçeceğim. Kaç tane seçebileceğim kadın doktor var? 5 tane. Bir erkek doktor seçeceğim. Kaç tane seçebileceğim erkek doktor var? 4 tane. Toplam kaç farklı şekilde seçim yapabiliyorum? 9 farklı şekilde seçim yapabiliyorum. Şöyle de düşünün. Hastanede 9 tane doktor var diyelim. Bir doktor seçeceğim. Bunu kaç farklı şekilde yapıyorum? 9. Aynı mantık sorular. Devam ediyoruz. Bir sınıfta 13 kız öğrenci ve 7 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıftan bir sınıf başkanı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi sınıf başkanı olmak için sınıfımda toplam kaç öğrenci var? Seçebilmem için. Sınıfımda toplam 20 öğrenci var. Bu 20 öğrencinin 20'si de sınıf başkanı olmak için aday olabilir. Değil mi? Bu kadar. Devam edelim. Bir kitaplıkta 3 farklı matematik, 4 farklı geometri ve 5 farklı fizik kitabı vardır. Buna göre bu kitaplıktan bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi toplam kitaplığımda kaç kitap var onu bir bulayım. 3 farklı matematik kitabım, 4 farklı geometri kitabım, 5 farklı fizik kitabım var. Yani toplamda 12 tane kitabım var. Ben bu kitaplıktan bir kitap seçeceğim. Kaç farklı şekilde seçim yapabilirim gençler? 12 farklı şekilde seçim yapabilirim. Bu kadar aslında kolay bir konu.
Şimdi sırada çarpma yoluyla sayma. Bakın gençler, çarpma yoluyla saymayı şöyle ayırt edeceğim. Birinci diyelim. Soru kısmında V bağlacı olacak. Soru kısmında V'yi görürsek ne yapacakmışız? Çarpma. Ya da nasıl ayırt edebilirim? Burada gençler mesela kıyafet sorusu olursa, ki burada var, kombin yapma anlamı olacak. Yani ben bu soru üstünü anlatayım şimdi. Neyse. 4 farklı pantolon ve 3 farklı gömleği olan Murat, bir pantolon ve bir gömleği kaç farklı şekilde seçebilir diyor. Yani ben bir pantolon seçtiğimde seçebileceğim kaç tane gömlek var? 3 gömlek mi? Mesela şöyle diyelim. Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3, pantolon 4. Gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3. 3 gömleğimiz var, değil mi? Mesela ben bu pantolonu giydiğimde gömlek 1'i giyebilirim. Gömlek 2'yi de giyebilirim. Yani şöyle mi olur? Pantolon 1, gömlek 1 olur. Pantolon 1, gömlek 2. Başka? Gömlek 3'ü de giyebilirim. Bakın şu an 3 kombinim mi oldu pantolon 1'den bile? Pantolon 2'yi giydiğimde gömlek 1'i giyebilirim. Pardon gençler, şurayı biraz kaydıracağım. Pantolon 2'yi giydiğimde gömlek 1'i giyebilirim. Gömlek 2'yi de giyebilirim. Gömlek 3'ü de giyebilirim. Yani buradan kaç kombinim olur? Pantolon 2, gömlek 1. Pantolon 2, gömlek 2. Pantolon 2, gömlek 3. 3 kombin de buradan gelir. Şöyle silelim. Şimdi sırada pantolon 3'üm var. Pantolon 3'ü giydiğimde gömlek 1'i giyebilirim. Pantolon 3'ü giydiğimde gömlek 2'yi giyebilirim. Pantolon 3'ü giydiğimde gömlek 3'ü giyebilirim. Devam edelim. Bir de pantolon 4'üm var. Gömlek 1 ile kombinleyebilirim onu. Pantolonu gömlek 2 ile kombinleyebilirim. Ve en sonunda pantolon 4'ümü gömlek 3 ile kombinleyebilirim. Kaç tane kombinimiz oldu? Burada 3, buradan da 3, 6, 9, 12. Bunun kısa yolu çarpma yoluyla sayma. Yani böyle her birini ayrı ayrı bulup hesap etmek biraz uzun, değil mi? Buradan 12'yi bulduk. Fakat biz ne diyoruz? Eğer bir kombin anlamı varsa soruda, yani siz bir pantolon tercih ettiğinizde karşınıza 3 tane gömlek geliyor, değil mi? Bu şekilde kombin anlamı varsa 4 farklı pantolon, 3 farklı gömlek, sen bir pantolon ve bir gömlek kaç farklı şekilde seçilebilirmiş gençler? 12 farklı şekilde seçilebilir. Tekrar ediyorum. Soru kısmında da V bağlacı görürseniz buradan da ayırt edebilirsiniz. Çünkü az önce biz toplama yoluyla sayma yaptığımızda orada da bilgi kısmında V bağlacı vardı. Bakın buraya kadar bilgi kısmı görüyorsunuz. Şurası bilgi kısmı. Bilgideki V beni ilgilendirmiyor. Ama soru kısmında V bağlacı varsa ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. Böyle de ayırt edebilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakalım. Bir sınıfta 10 farklı sıra vardır ve her sırada 3 öğrenci oturmaktadır. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi 10 tane sıramız var. Temsili. Gerçi benim tek aynı olmadı ama. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıra var. Her sırada kaç öğrenci var? 3. Bu uzun yolu değil mi şu an yaptın? Kısa yolu neymiş? 10 sıranız var. Her bir sırada 3 öğrenci varsa bu sınıfta kaç öğrenci var? 30 öğrenci var diye hemen hesap edersiniz. Uzun yolunu gösterdim zaten size. Evet. 9 kız ve 5 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan biz bir kız öğrenci ve bir erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bir kız öğrenci için seçebileceğim kaç öğrenci var? 9 kız. Bir erkek öğrenci seçeceğim. Kaç erkek öğrenci arasından birini seçeceğim? 5 öğrenci arasından. Arada da V bağlacı kullanmış.
Yani bir kız mutlaka seçmek zorundayım. Bir erkek mutlaka seçmek zorundayım. Kaç farklı şekilde seçim yapabiliyormuşum? 45 farklı şekilde seçim yapabiliyorum. Devam edelim. Birbirinden farklı 3 fizik, 4 kimya ve 5 biyoloji kitabı arasından bir fizik, bir kimya ve bir biyoloji kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi buraya kadar bilgi kısmı. Diyeceksiniz ki hocam soru kısmında ben V ya da veya bağlacı arayacağım. Bakalım burada V bağlacı var. Bir fizik, bir kimya, bir biyoloji. Ama diyeceksiniz ki burada V yok. Virgül V anlamına gelir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Virgül V anlamına gelir. Yani soru şöyle. Bir fizik ve bir kimya ve bir biyoloji demek aslında. Şimdi bir fizik kitabı için 3 tane fizik kitabı arasından bir tane seçeceğim. 4 kimya arasından bir tane seçeceğim. 5 biyoloji kitabı arasından bir tane seçeceğim. Toplamda 5 kere 4, 20, 60 farklı seçim mi yapabilirim? Bu kadar kolay. Devam edelim. 12 kişilik bir ekipten bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi gençler, 12 kişilik bir ekibim var. Başkan olmak için elimde 12 tane mi aday var? Başkanı seçtim. Sonra geriye seçebileceğim kaç kişi kaldı? Bakın bir kişi başkan oldu. Geriye seçebileceğim başkan yardımcısı için bakın. Bu başkan. Başkan için elimde, başkan gibi oldu, başkan gibi düzeltelim onu. Başkan olması için, seçilmesi için elimde 12 aday var. Bir tane kişi başkan oldu. Başkan yardımcısı için elimde kaç aday kaldı? 11. Kaç farklı şekilde seçim yapabiliyormuşum? 132 farklı şekilde seçilebilirmiş. Bir başkan ve bir başkan yardımcısı. Devam edelim. Şimdi gençler, bu tarz sorular da çok çıkıyor karşınıza. Bakalım ne yapacağız? A kentinden B kentine 3 ve B kentinden C kentine 5 farklı yol vardır. Buna göre A kentinden C kentine, B kentine uğramak şartıyla kaç farklı yoldan gidilebilir? Şemalaştıralım. A kenti, B kenti, C kenti. A'dan B'ye 3 yol varmış. 3 farklı yolumuz var. B'den C'ye 5. Değil mi? A'dan C'ye gitmek istiyoruz ama B'ye uğramak zorundayız zaten. Soruda yazmasa bile bakın bu yollar B'ye kesinlikle uğruyor zaten. Burada 3 yol var. Burada 5 yol varsa bakın kaç farklı yoldan gidilebilir? 15. Anlamayanlar için şöyle yapalım. Yolları kodlayalım. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5 yolları. Şimdi ben mesela A1 ile gittim. Devamında B1 ile gidebilirim. A1 ile gittim. Devamında B2'yi seçebilirim. A1 ile gittim. Devamında B3 ile bakın A1, B3 ile gidebilirim. A1 ile gittim. Devamında B4 ile gidebilirim. A1 ile gidince devamında B5 ile gidebilirim. A1 için bile burada 5 tane mi sonuç oldu? A2 için de aynı. Devamında B1 ile gidebilirim. B2'yi tercih edebilirim. A2'yi seçtikten sonra bakın. A2'yi seçtikten sonra B3 ile gidebilirim. A2, B4'ü tercih ederim. A2, B5. Buradan da 5 tane farklı yol geldi. Sırada A3 var. A3 ile giderim B'ye kadar. B'den sonra C'ye. B1 ile giderim. A3 ile giderim. A'dan B'ye kadar. B'den C'ye B2 ile giderim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepsini yazayım. Buradan da 5 tane yol mu geldi? Yine 5 farklı yol. Toplamda bakın 5, 5, 5. Bizim kaç tane? 15 tane farklı yolumuz var. Biraz ters yazdım ama olsun. Sakıncası yok. Devam edelim. A kentinden B kentine 4. Şemalaştırmışlar zaten burada. B kentinden C kentine 2 farklı yolda gidilebilmektedir. Buna göre A'dan C'ye,
B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı yoldan gidilebilir? Zaten B'ye uğramadan gidemeyiz. Görünüyor şekilde yollar. A'dan B'ye ben 4 yolla gidebilirim. B'den C'ye 2 farklı yolla gidebilirim. En sonunda A'dan B'ye uğramak koşuluyla 8 farklı yoldan gidebilirim. Tekrar diyorum. A'dan B'ye 4 farklı yolla gidebilirim. B'den C'ye 2 farklı yolla gidebilirim. A'dan C'ye, B'ye uğramak koşuluyla 8 farklı yoldan gidebilirim. Devam edelim. A kentinden B kentine 4, B kentinden C kentine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre A kentinden C kentine, B kentine uğramak ve gidilen yolları dönüşte kullanmamak şartı ile kaç farklı yoldan gidilip gelinebilir? Hem gideceğiz hem de geri döneceğiz. A kenti, B kenti, C kenti. A'dan B'ye 4 farklı yol var diyor. Şemalaştırıyoruz. B'den C'ye 2 farklı yol. Şimdi önce A'dan C'ye gideyim. Tabii ki B'ye uğramak zorundayım. A'dan C'ye giderken B'ye uğramak zorundayız biliyorsunuz. A'dan B'ye 4, B'den C'ye 2 yol var. Görünüyor. Yani ben 8 farklı yola gidebilirim. Fakat döneceğim bir de. Dönerken gittiğim yolları kullanmayacağım. Şimdi mesela ben A'dan B'ye, B'den C'ye giderken bu yolu, bakın B'den C'ye giderken bu yolu kullandım. Dönüşte bunu kullanmayacağım. C'den B'ye kaç yolum kaldı? Bir. Mesela A'dan B'ye giderken bu yolu kullandım. Dönüşte bunu kullanmayacağım. B'den A'ya dönerken kullanabileceğim kaç yol kaldı? Üç. Giderken 8 yolum var. Dönerken 3 yolum var. Gidip dönerken gittiğim yolları dönüşte kullanmamak şartıyla 24 farklı yoldan gidip gelinebilir gençler. Evet. Bakalım turumuza. Yukarıdaki şekilde A, B ve C kentleri arasındaki yollar gösterilmektedir. Şemalaştırılmış. Burada şu dikkatinizi çekmiştir. Şimdi A'dan C'ye bir B'ye uğramak koşuluyla gidebiliyorum. Mavi ve yeşiller. Bir de A'dan C'ye pembe yolları görüyorsunuz. Direkt gidebiliyorum. Değil mi? Diyor ki bana A'dan B'ye 3, işte B'den C'ye 3 ve A'dan C'ye doğrudan 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Ben şöyle diyorum. A'dan C'ye önce B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı yoldan gidilebilir bulalım. A'dan B'ye bakın mavileri görüyorsunuz. 3 farklı yol var. B'ye geldim. B'den C'ye de 3 yeşil yol var. 9 farklı yoldan gidebilirim değil mi A'dan C'ye? Çok güzel. Bir de A'dan C'ye doğrudan gidebilirim. Doğrudan gidebileceğim kaç yol var? Pembelere bakın. 2. 9 farklı yoldan B'ye uğramak koşuluyla gidebilirim. İki farklı yoldan doğrudan gidebilirim. Bunlar birbirinden tamamen ayrı olaylar. Ayrı olaylarda biz toplama yapıyorduk. O yüzden ben A'dan C'ye 11 farklı yoldan gidebilirim. Tamam mı? Gençler bakın neden çarptığımızda A'dan C'ye giderken B'ye uğramak koşuluyla dediğimizde çarpıyoruz. Çünkü bunlar ayrık değil. Bakın burada 3 yol var. A'dan B'ye 3 yol var. B'den de C'ye 3 yol var. Bunlar birbirinden ayrık değil. A'dan C'ye ulaşmam için B'yi kullanmak zorundayım. Değil mi? O yüzden burada ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. 9 buluyoruz. Bir de A'dan C'ye direkt yolum var. Doğrudan gidebileceğim yol var. 2 yol. Ben bu cevapları neden topladım? Çünkü bunlar ayrı olaylar. Tamam?
Evet. Son sorumuza bakalım. İşe gitmek için hazırlanan Mehtap dolabını açtığında aşağıdaki kıyafetleri görmüştür. Burada 5 tane elbisesi var. Bakın bu bölmeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elbisesi var. 3 tane gömleği var. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane de etek diyelim biz ona. Hani pantolon etek karışık ama 1, 2, 3, 4 tane etek diyelim. Tamam mı? Yani pantolon etek karışık. Şimdi gençler, Mehtap bir alt bir üst kıyafet ya da elbise seçecektir. Şimdi bakın burada virgül var ya, bir alt ve bir üst kıyafeti zaten beraber kullanmak zorunda, kombinlemek zorunda. Bir alt çarpı bir üst diyeceğim o yüzden. Ya da diyor elbise seçecektir. Ya bir alt bir üst giyinecek ki mecbur, ya da sadece tek başına bir elbise mi giyince? Buna göre Mehtap kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Şimdi mantıken elbise giydiğinde üst kıyafet giyemez. Elbise giydiğinde zaten alt kıyafet giyemez. Bir alt bir üstü, arada virgül var. Bu ne demek? V demek. Kombinleyecek yani. Ya da böyle tercih etmeyecek, sadece elbise giyecek. O yüzden topluyorum burayı. Şimdi alt kıyafet olarak bize tek dedi, tamam buraya alt kıyafet yazalım. Gömlek yerine de üst yazalım. Tişört de olabilir içinde değil mi? Gömlek de olabilir. Alt kıyafet olarak 4 seçeneği var. Üst kıyafet olarak 3 seçeneği var. Elbise olarak da 5 seçeneği var. Burası 12 artı 5'ten toplam kaç farklı şekilde seçim yapabilirmiş Mehtap? 17 farklı şekilde seçim yapabilir. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.